Merhabalar. Şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün diyet yapanlar için mükemmel, lezzetli ve sıfır şekersiz, yağsız bir diyet kurabiye tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Kurabiyelerim gerçekten tok tutan, hiç acıktırmayan ve diyet yapanlar için tam bir öğün olabilecek bir kurabiye tarifi yanında kuşburnu çayı ile birlikte ikram ettim ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine tam olgunlaşmış bir tane muzu aldım ve çatal yardımıyla iyice eziyorum. Kesinlikle içerisinde topaklanma kalmayıncaya kadar çatalla iyice ezdim ve üzerine bir yumurta akını ilave ettim. Yumurta akıyla muzu da iyice karıştırıyorum. Ve üzerine yarım paket hamur kabartma tozu. Çok fazla eklemenize gerek yok çünkü çok kabarmasına gerek yok bu kurabiyemizin. Bütün sıvıları karıştırdıktan sonra üzerine tabii ki ben Malatyalı olduğum için iki tane gün kurusu kayısı minik minik doğradım üzerine ilave ettim ve yarım çay bardağı kuru üzüm Yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz ve bir su bardağı yulafı ekliyorum. Bütün bu malzememizi iyice karıştırıyorum. Ben Malatyalı olduğum için özellikle kayısı tercih ettim, ama siz eğer dilerseniz kuru çilek veya kuru incir, e, hurma ilave edebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ceviz yerine de diğer çerez çeşitlerini tercih edebilirsiniz. 1 iki damla sıvı yağ damlattım ve elimle şöyle bir kaşık yardımıyla kurabiye harcımızdan alıp şöyle şekil verip fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Diyet yapan bir arkadaşımızın yorumu sayesinde bu kurabiye yapmaya karar verdim. Kanalınızda çok gezdim ama diyete uygun herhangi bir tarif bulamadım deyince bu kurabiye yapmaya karar verdim. İnşallah devamı da gelecektir diyorum. Kurabiyemizde sıfır şeker, kesinlikle şeker yok, yağ yok ve tok tutan bir tarif. Çocuklarınız için de özellikle yapabilirsiniz. Onların beslenmesine bıraktığınız zaman bütün gün tok tutabilecek bir tarif içerisindeki ceviziyle, kuru üzümüyle, muzuyla beraber mükemmel doyurucu vitaminli bir tarif kurabiyemizi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şöyle hafif rengi alıncaya kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 25 dakika sürdü benim kurabiyelerimin pişmesi ve kurabiyemiz yumuşak bir kurabiye, kıtır kıtır, gevrek bir kurabiye değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa olsun inşallah. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.